Baysaç İnşaat'ın Fikirtepe'de hayata geçireceği İstanbul 216 projesinin basın lansmanındayız. Projenin mimarı Deniz Çağlar Duman yanımızda. Hayırlı olsun Deniz Bey. Projenin detaylarıyla ilgili sizden kısa bir bilgi alalım. Tabii. Projemiz 10.500 metrekarelik bir arsa üzerinde. Toplam 42.500 metrekare emsal ve 89.000 metrekarelik bir inşaat alanından oluşmaktadır. Tamamı 553 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bunun 541 tanesi konut, 12 adet de ticaret biriminden oluşmaktadır. %35'i 1+1, %65'i 2+1, yaklaşık oranı yanlış söyledim. %30'u 1+1, %65'i 2+1, %5 ve %10 aralığında ise 3+1 dairelerden oluşmaktadır. Olabildiğince metrekarelerin ve fiyatların yüksek olduğu Fikirtepe'de, değer olduğu Fikirtepe'de diyelim, olabildiğince minimum alanda maksimum kullanım hesaplanarak minimum alan kayıplarıyla daire ve planlamalar yapılmıştır. Arazinin çok eğimli olması ve bu eğimin de bu tür yüksek binalar için negatiflik oluşturmasını engellemek için projede bir takım çalışmalar yaparak bütün kapalı otoparkların, sosyal donatı alanların, kapalı havuzların gün ışığından ve doğal havalandırmanın yararlanması sağlanarak bir baza katı, bir baza katı oluşturulmuştur. Kaç kat? Toplamda zemin artı 24 kat. 7 katta açığa çıkan bodrumumuz. Açığa çıkan bodrum katlarımız var. Tamamen ışık ve doğal havalandırmaya açık bırakılmış bir şekilde. Kapalı otoparklarımız, açık otoparklarımızın bir kısmı ve kapalı havuzumuz ve açık yüzme havuzumuz, işte fitness center'ımız ve çocuk kulübümüz bu alanlar içerisinde düzenlenerek gün ışığından faydalanması maksimum alanda sağlanmıştır. Mimari anlamda baktığınızda projenin detayları neler? Yani aslında zor bir lokasyon. Neden? Her gün önünden yüz binlerce aracın geçtiği bir yer. Ve dolayısıyla da sizi daha çok zorlayan bir proje oluyor bu anlamda. Zemin artı 24 kat, silüet olarak baktığınızda riskli bir kat, yüksek bir bina. Dolayısıyla bu yüksek binanın onun önünden geçen insanların altından ezilmesini engelleyecek şekilde o yüksekliğin. Olabildiğince onu yatay bir takım ögeler kullanarak binayı ve kente ve kentliye armağan etmek istedik. İşte ne kullandınız? Alüminyum giydirme cephe tamamı, ısı yalıtımlı alüminyum giydirme cephemiz var. Bir bölümde çok cam görüyoruz. O bölüm de aslında konut. Fakat işte binanın kendi dinamiği açısından ona ihtiyacımız vardı. Mimari bir öge olarak, çünkü aslında dinamik bir bina olsun isterken de bir takım yatay ögeler kullanarak da binaları farklı zonlara ayırdık. Aslında o gördüğünüzde bir zon. Yani daha yüksek görünmesini engellemek için oluşturduğumuz ne bir zon. Ne kadar yeşil alan var projede? Aslında %41 yeşil alan terkiyatımız var burada. Dolayısıyla 10.000 metrekarenin aslında 6.000 metrekaresi konut alanı gibi kullanıyoruz. Geri kalan 4.000 sosyal donatı alanı. Evet. Neler olacak bu alanlarda? Açık yüzme havuzlarımız var. Bir takım yürüyüş mekanlarımız var. Baza katının üstü zaten herkesin yararlanabileceği bir yürüyüş alanı gibi düzenlendi. Onun dışında da arazinin çok eğimli olması maalesef çok fazla yaya girişine çok fazla imkan tanımasa bile olabildiğince görsel ve bir yeşil alanlar oluşturmaya çalıştık. Açık çocuk oyun alanlarımız olacak. Kapalı çocuk kulüplerimiz olacak. Yine kışında kullanabilsinler diye. Fitness center'larımız var. Nasıl bir manzaraya sahip projedeki evler? Projedeki evlerin birçoğu belirli bir kattan sonra deniz manzarası açılıyor. Bazı dairelere denize bakarken bazı dairelerin Çamlıca tepesi ve ilerisini görmesine hedeflendi. Lokasyon itibariyle çok açık bir mekanda olmamamız, önümüzde yüksek binaların olmaması müthiş bir açık vermekte ve Kadıköy ve eski İstanbul manzarası alan bir sürü dairelerimiz mevcut. O yüzden her dairenin aslında bir şekilde bir manzaradan, farklı şekildeki manzaradan yararlanması hedeflenmiştir. Sloganınızda da bunu belirtiyorsunuz. Evet, evet. Kadıköy Vakıfı. Evet. Peki, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok varsa.